Onun için ne oluyor? İnci ne oluyor? Doktor Bey'i nezarethanede misafir edelim, güzelce uykusunu alsın. Çünkü sabah ifadesini alacağım kendisinin. Arasaydınız ben zaten kendim gelirdim savcı hanım. Ama böyle gece yarısı apar topar beni ameliyathaneden almak hoş olmadı. İzin verseydiniz de geceyi hastamın başında geçirseydim en azından. Siz ameliyatınızı yaptınız değil mi? Yaptınız. O hastanın başında bekleyecek bir doktor, hemşire biri vardır herhalde hastanede değil mi? Kaçma şüpheniz var Uygar Bey. İşimizi şansa bırakamayız. Kaçma şüphem mi var? Bu kanıya nasıl vardınız acaba? Gerçekten merak ettim de. Hem Birleşik Krallık hem de Avrupa vizeleriniz var. Sanatçı değilsiniz, iş insanı değilsiniz. O vizeler niye öyle hazırda duruyor? Araştırmanızı doğru yapsaydınız, milli dağcı olduğumu bilirdiniz. Daha kötü ya. Gözümüzün önünden ayıramayız sizi. Riskli gruptasınız. Ne yapacağım yani? Daha mı kaçacağım sanıyorsunuz? Bir şey sanmıyorum. O kadarını bilmiyorum. Ama ben bu suçu işleyen adamları çok iyi biliyorum. Suçu işlerken erkeklikleri tutar. Her şeyi yapmaya hakları olduğunu düşünürler. Ama dava açılınca erkeklikten eser kalmaz ortalıkta. Toz olurlar. Misal, kasabadaki sizden önceki zanlı bir gecede yurt dışına kaçtı. Yani siz benim bu suçu işlediğime eminsiniz. Hep birlikte göreceğiz. İşlemler tamamlandıysa beyefendiyi aşağı alın. Buyurun Uygar Bey. Her şey tamam. Bu gece rahat uyuyabilirsin. Annen de rahat uyusun. İnce çok geç oldu. Ben seni eve bırakayım mı? Bahriye Hanım merak etmesin. Peri beni almaya gelecek. Siz hiç yolumuzu uzatmayın. Ben burada bekleyeyim. Tamam madem. Annenle ablana çok selamımı söyle. İnci, hayırdır? Nezarethaneler nerede? Benim birini görmem gerek. Yasak, mümkün değil. Ya peki müdür bey nerede? Ben bir yanına çıksam, derdimi anlatsam belki izin verir. Nöbetçi benim. Yetki komuta bende. Ya bir 5 dakika girip hemen çıkacağım. Söz veriyorum, hemen çıkacağım. İnci bak, benim de başım belaya girer, senin de. Yapma. Tamam, seninki belaya girmesin. Sen başını çevir. Bak hemen girip çıkacağım diyorum. Söz veriyorum sana. Eğer savcı müdür filan biri görürse de bütün suç benim. Söz veriyorum.
Rezilsin. Herkes haklı çıktı bak. Aynı babamız gibi oldun. Babamızın oğlusun sen. Hatta ondan bin betersin. Ne kadar kaçsan da, saklansan da sen sapık Salih Enver'in oğlusun Uygar. Soyadın değişti ama kaderin aynı işte. Herkes seni baban gibi sanacak. Herkes sana ona baktığı gibi bakacak. Uygar. Bitirdin sen bizi oğlum. Uygar Güratay'ı da bir tokatla yere serdin sen. Uygar. Bu muydu görmek istediğin? Ha. Hadi bak. Bak, ben rahatsız olmam. Bakalım ne kadar uzun süre bakarsan için soğuyacak. Bak işte istediğin gibi buradayım. Çaresizce. Senin canın mı yanıyor? Annenin sesi vicdanını susturamadı mı? Niye geldin? Niye buradasın? Niye konuşmuyorsun İnci? Onun için geldin değil mi? Vicdanın seni buraya getirdi. Biliyorsun değil mi? Sana zarar vermediğimi biliyorsun değil mi? Hiçbir şey hatırladığım yok. Her şeyi anlattığım gibi oldu. Hayır, olmadı. Sen de istemiştin. Ben de. Biz iki kişilik sandık dünyayı. Neva için de böyleydi. Çünkü Neva daha özgür. Ama İnci'nin bir ailesi var. İnci'nin annesine verdiği sözler var. O yüzden İnci korktu. O tokat onun içindi. Doktor bana saldırdı demen onun içindi değil mi? Şimdi anlıyorum seni. Şu an buradasın. Çünkü yaptığın şeyi kendine yakıştıramıyorsun. Çünkü gerçeği bilirken beni suçlayamazsın. Çünkü vicdanın hala sağ. Doğru anlıyorum değil mi İnci? Biliyorsun değil mi seni zorla övmediğimi? Ya, ya sus artık, sus lütfen sus. Dayanamıyorum lütfen sus, sus. İnci ne olur yapma. Ne olur bana yap, kendine yapma İnci, ne olur yalvarıyorum ya. İnci lütfen yalvarıyorum yapma. Ya, ya sus lütfen sus. Hiçbir şey anlatamazsın, tamam mı? Anlatamazsın. Sus. Söz anlatmayacağım. Sen kimseye bir şey söylemedikçe kimseye bir şey anlatmayacağım, yemin ediyorum. Lütfen gitme İnci, ne olur lütfen.